Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun kıymetli yöneticileri, değerli medya mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen medya ödüllerinin 8.sinde bir kez daha sizlerle beraberiz. Öncelikle bu güzel buluşmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve medya mensubu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlk olarak Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bundan 14 yıl önce faaliyete başlayan kuruluşumuz aradan geçen süre zarfında büyüdü, serpildi. Maşallah ülkemizin dört bir köşesine dal budak saldı. Toplam 320 mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi bir araya getiren federasyonumuzun yoluna güçlenerek devam etmesinden memnuniyet duyuyorum. 2023 yılından itibaren Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak kurumsal kimliğini güçlendiren siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Şunu burada evvel emirde vurgulamak istiyorum. Halktan yana ve halka karşı kendisini sorumlu hissederek yayıncılık yapan mahalli medyanın yerini başka hiçbir kurum alamaz ve dolduramaz. Mahalli medyamız insanımızın talep, beklenti ve eleştirilerini aktarmada bir nevi köprü görevi yapıyor. Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini sınırlı imkanlarla yansıtan Anadolu medyası ne kadar etkili olursa demokrasi kültürümüz o derece güçlü olacaktır. Siz değerli medya mensuplarının yıllardır seslerini duyurmak, vatandaşın teferruat gibi gösterilen mesajlarını kamuoyuna iletmek noktasında verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerdenim. Bu anlayışla siyasi hayatımızın tüm aşamalarında Anadolu yayıncılığının yanında olduk. Sizlere gereken her türlü desteği sağlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da size sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Milletin karşısında kurumlanan ve konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran dördüncü kuvvet olarak siz kıymetli Anadolu medyası mensuplarına kapımızın her zaman açık olduğunu burada özellikle ifade ediyorum. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli arkadaşlar, gündemini millete ve milletin değerlerine sabitlemiş yayıncılığın önemini her geçen gün daha net kavruyoruz. Anadolu yayıncıları son 12-13 yılda yüz yüze geldiğimiz kritik kavşakların tamamında gerçekten takdire şayan duruş sergilediler. Sokaklarımızın ateşe verildiği, milletin malına, mülküne, hatta canına kastedildiği gezi olaylarında birileri 24 saat canlı yayınlarla gezici vandalları överken sizler milletten yana net tavır koydunuz. Anlı şanlı basın organları 17-25 Aralık darbe girişimine çanak tutarken sizler milli iradenin sesi oldunuz. 15 Temmuz gecesi birileri bekle gör politikası izlerlerken
Anadolu medyası olarak demokrasimizi korkusuzca savundunuz. Terör saldırılarından bölgemizdeki çatışmalara kadar pek çok gelişmede sizlerin samimi desteğini daima yanımızda hissettik. Demokrasimize destek olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Anadolu yayıncılarının vicdanlı ve ilkeli tutumlarını Gazze'deki katliamda da aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini memnuniyetle takip ediyorum. İsrail güçleri tarafından Filistin'de şehit edilen gazeteci meslektaşlarınızın hatıralarına ve mücadelelerine sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Müslümanlığımızla birlikte insanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek Filistin halkına karşı insani görevimizdir. Vicdanı korunmayan hiç kimse böyle zulme suskun kalamaz. Ancak yıllardır bize basın özgürlüğü dersi verenler görüyoruz ki işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlara seslerini çıkarmıyor. İsrail saldırılarında katledilen 150'ye yakın basın mensubunun hakkını sizin gibi bir avuç vicdan sahibi dışında kimse savunmuyor. Medya ofisleri basılırken, haber kanalları kapatılırken, canlı yayında gazeteciler kurşunlanırken dikkat ederseniz gezi olayları sırasında Türkiye'ye kamp kuranlardan hiçbir tepki yükselmiyor. Öyle bir çifte standartla karşı karşıyayız ki sadece 8 ayda 150 gazeteciyi katledenler hala basın hürriyetinden bahsedebiliyor. Merhum Ahmet Kaya ne diyordu? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Bunlarınki yalnızca tutarsızlık değildir. Aynı zamanda vicdansızlık, ilkesizlik, adaletsizlik ve tarafgirliktir. Elbette tarih zulüm karşısında susanlarla her türlü bedeli göze alarak hakkı ve hakikati haykıranları kaydetmektedir. Tarih iliştirilmiş gazeteciler ile canları pahasına görev yapan gerçek basın emekçilerini yazmaktadır. Zor dönemde konuşanlar tarih önünde olduğu gibi insanlığın vicdanında da ibra olacak. Bugün soykırım karşısında üç maymunu oynayanlar ise alınlarına yapışan kara lekeyi ömürleri boyunca silemeyecek. Kardeşlerim, biz millet ve devlet olarak tarihin doğru tarafında olmanın çabasındayız. Gazze'deki katliamların ilk gününden itibaren basın yayın organlarımız Filistinli mazlumların sesi oldu. Anadolu Ajansımız ve TRT'miz sahadaki cesur çalışanlarıyla Gazze'de işlenen cinayetleri tüm çıplaklığıyla dünyaya anlattı. Ulusal ve yerel medyamız Filistin'deki barbarlığın gündemden düşmesine müsaade etmedi. İletişim Başkanlığımız düzenlediği toplantılar, etkinlikler, basılı ve görsel materyallerle Gazze için küresel vicdanı harekete geçirmeye çalıştı. Siyasetçilerimiz ve siyasi partilerimiz birkaç İsrail mühibbi dışında Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde oldu. Sivil toplum örgütlerimiz, yardım kuruluşlarımız, iş dünyamız, üniversitelerimiz, öğrencilerimiz, gençlerimiz tek vücut olarak Gazze'li mazlumlara samimiyetle sahip çıktı. Milletimiz adına bundan büyük bir onur duyuyoruz. (Gülüyor)
Biz Filistinli kardeşlerimizi savunurken aslında insanlığı savunuyoruz. Barışı, adaleti ve özgürlükleri de savunuyoruz. Filistin'deki katliama tepki verirken gelecek nesillere daha huzurlu, adil bir dünyada yaşama umudunu da miras bırakmayı hedefliyoruz. İnşallah bu çizgimizi sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Kimliğine, inancına ve kökenine bakmadan mazlumun yanında zalimin de karşısında olmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, medyamız özellikle de merkez medyamız ülkemizde uzun yıllar vesayetin gölgesi altında görev yapmaya çalıştı. Bu vesayet sadece devlet içindeki oligarşik yapıların değil, bununla birlikte Türkiye'de ekonomiye ve paraya hükmedenlerin de vesayetiydi. Halk adına devlet erklerini denetlemesi gereken medyamız çoğu zaman darbeciler namına milleti denetledi. Milleti terbiye etti. Milleti sorguya çekti. Vatandaşa ayar vermeye çalıştı. Basınımızın tek parti dönemindeki ahvalini burada konuşmaya gerek dahi duymuyorum. O zaman nasıl bir medya düzeninin olduğunu biraz basın tarihi okuyan herkes gayet iyi biliyor. 27 Mayıs darbesine hazırlık sürecinde cuntacıların basın bülteni gibi çıkan gazetelerini şimdi yüzümüz kızararak okuyoruz. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar aynı manşetlerin tekrar tekrar atıldığına şahit olduk. O dönemin tetikçi kalemşörleri milletin seçtiklerini akla ziyan iftiralarla karalarken darbecileri cilalamış, parlatmış, baş tacı etmişlerdir. Üzülerek söylemek isterim ki Türkiye'de kalemini, köşesini ve ekranını demokrasi karşıtlarına gönüllü olarak kiralayan bir kesim hep ola gelmiştir. Bunlar müzik kutusu gibi kimi zaman darbecilerin türkülerini söylediler. Daha sonra terör örgütü mensuplarının şarkılarını çaldılar. Bir ara ülkemize yönelik psikolojik harekatlara asker yazıldılar. Hatta Kandil'deki bölücü canileri yere izmarit atmıyorlar diye methedecek kadar işlerindeki millet düşmanlığını kustular. Her şey oldular, her şeyi yaptılar ama bir türlü milletten, milli iradeden ve demokrasiden yana tavır alamadılar. Bunların FETÖ'den PKK'sına ve DHKPC'sine kadar tüm terör örgütlerinin yanında saf tuttuklarını gördük. Ama teröre karşı devletimizin yanında bunları bir kez olsun göremedik. Özellikle bazı medya organları ve siyasi aktörlerin terör örgütlerine karşı sergilediği müsamahakar tavrı anlamakta zorlanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Teröristler Cumhuriyet Savcımızı kalleşçe şehit ediyor. Bunlar teröristlerin sözcülüğünü yapıyor. Teröristler şehirlerimizi hendek ve çukurlarla bizden koparmaya çalışıyor. Bunlar şehir eşkıyalarına canlı kalkan oluyor. Kandil'deki terör baronları yerel ve genel siyaseti dizayn etmeye uğraşıyor. Bunlar hemen kravatlı teröristlerin avukatlığını üstleniyor. Hukuku savunurken ortalıkta yoklar. Milli iradeyi savunurken ortalıkta yoklar. Demokrasiyi savunurken ortalıkta yoklar. Terör mağdurlarını savunurken ortalıkta yoklar. Şehit edilen öğretmenleri, bebekleri, polisi, askeri, korucuyu, işçiyi savunurken
ortalıkta yoklar. Evlatlarına kavuşmak için terör örgütüne isyan bayrağı çeken yüreği yanık Diyarbakır annelerini savunurken ortalıkta yoklar. Ama söz konusu bölücü terör örgütü ve uzantıları olunca hiç düşünmeden cepheye koşuyorlar. En ön safta yer almaktan çekinmiyorlar. Milletten esirgedikleri empatiyi teröristlere göstermekten utanmıyorlar. Değerli dostlar, bakınız burada bir gerçeği tekrar açık açık ifade etmek isterim. Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Terörle demokrasi bir arada bulunmaz. Sırtını elinde Kaleşnikov olana, Molotov olana, bomba olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz. Hukukun, kanunun ve demokrasimizin kırmızı çizgilerine riayet eden, meşruiyetten sapmayan herkes şayet yasal bir engeli yoksa elbette bu ülkede özgürce siyaset yapabilir. Buna kimse itiraz etmez, edemez. Biz de bugüne kadar meşru siyasete söz söylemedik. Özellikle yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar, kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Bunlar ne yaptı? Hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Kusura bakmayın. Burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur. Orada elinizde pankartlarla tekme yumruk sağa sola saldırmanın size kazandıracağı da hiçbir şey yok. Çünkü sizin de karşınızda hukuku savunacak parlamenterler var. Sivil ve demokratik siyasetin zemininin güçlenmesi için pek çok adım attık. Ancak bölücü örgütün siyasetteki aparatları vasıtasıyla milli iradeye pusu kurmasına da izin vermedik. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi demokrasinin kundaklanmasına göz göre göre müsaade etmez, etmeyeceğiz. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz. 31 Mart'tan önce ne dedik? Eğer adaylarınız herhangi bir gayri meşru, gayri yasal işlemlere girmediyse, katılmadıysa onlara söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Ama gayri yasal işler yapmışsa bizler de yasaları işletmek durumundayız ve işletiriz. Hakkari şimdi bunun ilk adımı olmuştur. Ve şu anda hukuk da gereğini yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Türkiye yakın geçmişte şehirlerimizin imkanlarının millete hizmet yerine teröristlere peşkeş çekildiği, terör örgütünün emrine verildiği, hendek ve çukur açmak için kullanıldığı kötü günler yaşamıştır. Bunları daha fazla yaşamak istemiyoruz. Türkiye, belediye hizmet binalarında Kandil'in atadığı komiserlerin başkan tokatladığı, güya mahkeme kurup haraç kestiği dönemler geçirmiştir. Bunları tekrar yaşamak istemiyoruz. Türkiye sözde siyasetçilerin
terör örgütüne ayakçılık ve kuryelik yaptığı utanç verici hadiselere şahit olmuştur. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan bu acı olayların tekrarlanmasını hiçbirimiz istemeyiz, buna izin de vermeyiz. Bölgedeki kardeşlerimiz üzerinde bölücü terör örgütünün baskı kurmasına eyvallah etmeyiz. Hukuk bunu gerektirir. Demokrasi bunu gerektirir. Millete ve milli iradeye saygı bunu gerektirir. Terörle arasına mesafe koymadan, hatta sırtını terör örgütüne yaslayarak siyaset yapılamayacağını artık herkesin kabullenmesi gerekiyor. Muhalefet partileri koro halinde bilindik ezberleri tekrarlamak yerine terör siyaset ilişkisini sorgulamalı, Kandil güdümlü siyasetin Türk demokrasisine verdiği zararların ortadan kaldırılmasına odaklanmalıdır. İlla bir tepki gösterilecekse hukuk çerçevesinde uygulanan idari tedbirlere değil, Kandil'in belediyelere çökme girişimlerine göstermelidir. Şimdi bazıları çıkmış, mecliste adeta terör estirerek belediyeler bizimdir naraları atıyor. Halkın olan belediyeleri kendilerinin tapulu mülkü gibi görüyorlar. Belediyeler ne onlarındır ne terör örgütünündür. Bağırarak, çağırarak, mecliste nümayiş yaparak milletin temsilcilerini susturacaklarını zannedenlere şunu hatırlatmak durumundayım. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Belediyeler sırtını Kandil'e yaslayanların hiç değildir. Nerede olursa olsun belediyeler halkımızındır, aziz milletimizindir. Bu ülkenin de devletinde, belediyelerinde tek bir sahibi vardır. O da millettir. 85 milyonun tamamıdır. Bölgede bölücü örgütün vesayetini işlerine sindiremeyen ve şehirlerine gerçekten hizmet etmek isteyen belediye başkanlarının olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu başkanlar şunu bilsinler ki örgütün tasallutundan kurtulmak için atacakları adımlarda millet de, devlet de tüm imkanlarıyla yanlarında olacaktır. Şehrine, ilçesine ve vatandaşa hiçbir ayrım yapmadan hizmet edenlerle kimsenin bir derdi zaten bulunmuyor. Cumhurbaşkanı olarak benim de onlarla bir derdim yok. Biz sadece Türkiye'nin ve demokrasimizin gelişmesine ayak bağı olan terör belasıyla hukuk zemininde mücadele ediyoruz ve edeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi de kimsenin oyununa gelmeden, birilerinin bizi çekmek istediği tuzağa düşmeden yürüteceğiz. Millete ve milli iradeye saygılı olan herkesten de aynı tavrı bekliyoruz. 85 milyonun kardeşliğine, ferasetine, irfanına yürekten güveniyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyoruz. Bu duygularla bir kez daha 8. Anadolu Medya Ödülleri'ne layık görülen isimleri ve kurumları tebrik ediyorum. Her birinize bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zat-ı devletlerini yüksek müsaadeleriyle plaket takdim törenimiz için bir süre daha misafir etmek istiyoruz sahnede efendim. Medya ödüllerine geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına bir hediye takdimi olacak. Bunun için Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sayın Sinan Burhan'ı bir kez daha sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bir mikrofon rica ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanım, bunu biz arkadaşlarla bu ödülü düşünürken sembolik bir anlamı var. O da şu: siz dünya beşten büyüktür diye bir ifadeniz var. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkan ifadeniz var. Dolayısıyla dünyada hakkın sesini duyuruyorsunuz. O yüzden size bir dünya küresi hediye ediyoruz. Kabul buyurursanız teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, dünya beşten büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, 8. Anadolu Medya Ödülleri'nin takdimiyle devam ediyoruz törenimize efendim, yüksek müsaadelerinizle. İlk kategorimiz yılın yerel televizyon ödülleri. Belgesel programı ödülünü almak üzere Sayın Semra Şimşek'i sahneye davet ediyorum, buyursunlar. Spor programı ödülünü almak üzere genel yayın yönetmeni Sayın Tuncay Lokat'ı sahneye davet ediyorum, buyursunlar efendim. Yılın Yerel Televizyonu ödülünü almak üzere Sayın TVA Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan İkinci'yi sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın İkinci, lütfen sahneden ayrılmayın. Buyurun lütfen. Sayın İkinci aramızda mı acaba? Evet, geliyor. Buyursunlar. Alkışlar devam etsin lütfen. Çok teşekkürler, tebrikler. Yılın Yerel Televizyon Yöneticisi ödülünü almak üzere Türk Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Bahtiyar Ersoy'u sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Ve Dayanışma ödülünü almak üzere Kahramanmaraş Aksu TV'den Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cüneyt Beyit'i sahneye davet ediyorum. Tebrikler. Bir diğer dayanışma ödülünü almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Hatay HRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahin'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Şahin. Sıradaki dayanışma ödülünü almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selahattin Bayrağı sahneye davet ediyorum. Ferit Şahin geldi mi acaba? Lütfen bekleyin. Çok teşekkürler. Selahattin Bey, buyurun lütfen. Ve bir diğer dayanışma ödülünü almak üzere Gözde TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Hallaç'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Hallaç, buyursunlar efendim. Yerel Medya Vefa Ödülünü bir süre önce aramızdan ayrılan merhum İlhan Yalçın adına oğlu Yiğitcan Yalçın alacak. Buyurun Sayın Yalçın. Ve diğer ödüllerimiz yılın yerel televizyon, yılın yerel radyo ödülleri, çok affedersiniz. Yılın yerel radyosu ödülünü almak üzere Tempo FM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dilek İnginer alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Yılın yerel radyo yöneticisi ödülünü almak üzere Afyon Gün FM'den Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fadime Akar'ı sahneye davet ediyorum. Yılın Yerel Gazetesi ödülünü almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Alkoçları sahneye davet ediyorum. Alkışlar devam etsin Sayın Alkoçlar, hoş geldiniz. Buyurun. Yılın Yerel Gazete Yöneticisi ödülünü almak üzere Sayın Tarık Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Yılın Yerel Haftalık Gazetesi ödülünü almak üzere Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Kutgün'ü sahneye davet ediyorum. Ve yılın internet medya ödüllerinde sıra yılın IP ödülünü, televizyonu ödülünü almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serap Özdemir'i sahneye alalım lütfen. İnternet medyası ödülünü almak üzere genel yayın yönetmeni Sayın Fatih Yapar'ı sahneye davet ediyorum. Ve diğer internet medyası ödülünün sahibi Sayın Erhan Uğurlu, genel yayın yönetmeni sahneye davet ediyorum, buyursunlar. Yılın İnternet Medya Yöneticisi ödülünü almak üzere Nide Medya Haber Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerife Türkeş'i sahneye davet ediyorum. Sayın Türkeş, siz de buyurun lütfen. Ve Yılın Yerel Haber Sitesi ödülünü almak üzere KON TV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Tatlısuyu da sahneye davet ediyorum alkışlarınızla.
Şimdi de yılın ulusal medya ödüllerini takdim edeceğiz. Yılın kültür sanat programı ödülünü almak üzere Sayın Esra Gezginci'yi sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Yılın televizyon yorumcusu ödülünü almak üzere gazeteci yazar Sayın Zafer Şahin'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yılın genel yayın yönetmeni ödülünü almak üzere Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci yazar Sayın Ahmet Hakan Coşkun'u sahneye davet ediyorum. Ve yılın onur ödülünün sahibi gazeteci yazar Yavuz Donat. Sayın Donat'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni ödülünü almak üzere TV 100 Genel Yayın Yönetmeni Sayın Deniz Gürel'i sahneye davet ediyorum. Ve yılın Ankara temsilcisi ödülünü almak üzere Habertürk TV Ciner Medya Ankara temsilcisi Sayın Fevzi Çakır'ı sahneye alalım. Sayın Çakır buyursunlar. Yılın sosyal içerikli programı ödülünü almak üzere Sayın Furkan Aktepe'yi sahneye davet ediyorum. Yılın farkındalık programı ödülünü almak üzere Sayın Şermin Dural'ı sahneye alalım. Tebrik ediyoruz. Yılın medya grubu yöneticisi ödülünü almak üzere Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i sahneye davet ediyorum. Sayın Çiçek buyursunlar. Yılın gazete eki ödülünü almak üzere Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Sayın Murat Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Ve yılın sabah programı ödülünü almak üzere Sayın Murat Alan'ı sahneye alalım. Tebrik ediyoruz. Buyursunlar efendim Sayın Alan. Yılın televizyon yöneticisi ödülünü almak üzere Haber Global TV genel yayın yönetmeni Sayın Taha Dağlı'yı sahneye davet ediyorum. Alıyor. Yılın Tarih ve Kültür Programı ödülünü almak üzere merhum İsmail Yağcı adına TGRT FM Yayın Müdürü Sayın Bahattin Apak'ı sahneye davet ediyorum. Alkışlar devam etsin lütfen. Yılın Anadolu Vefa ödülü merhum gazeteci yazar Sayın Mehmet Barlas'ın oluyor. Vefa ödülünü babası adına Sayın Cemil Barlas alacak. Buyurun Sayın Barlas. Sayın Barlas burada mı acaba? Buyurun efendim. Merhum Mehmet Barlas'ı saygıyla anıyoruz. Ve bir kez daha alkışlarımız onun için gelsin. Yılın dijital içerik üreticisi ödülünü almak üzere Sayın Adem Metan'ı sahneye davet ediyorum. Ve Canan Barlas, Sayın Mehmet Barlas'ın müziği de eşi, kendisi de aramızda. Hoş geldiniz Sayın Barlas. Adem Metan. Yılın Yayın Evi ödülünü almak üzere Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Sayın Abdullah Hanönü'nü sahneye davet ediyorum. Ve yılın dijital platformu ödülünde sıra bir yıl gibi kısa bir sürede 4 milyonu aşkın abone sayısına ulaşan TRT Tabii ödüle layık görülüyor. Ödülü almak üzere TRT Genel Müdürümüz
Sayın Mehmet Zahit Sobacı'yı sahneye davet ediyorum. Ve son olarak yılın emek verenleri ödülünü almak üzere Haber Kameramanları Derneği Başkanı Sayın Aytekin Polateli sahneye alalım. Buyurun lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, gelenekselleşen Anadolu Medya Ödülleri'nin bu yılki jüri üyelerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emekleri için bugünün anısına kendilerine plaket takdimimiz olacak. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Hande Fırat. Kanal 7 Ankara temsilcisi Sayın Mehmet Acet. Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel ve NTV spikeri Sayın Ahmet Arpat. Buyurun efendim. Bu yılki jüri üyelerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buyurun. Sayın Ahmet Arpat, buyurun. Karakaya ve Sayın İsmail Özdemir'i de fotoğraf çekimi için sahneye alalım. Sayın Cumhurbaşkanım, ödül törenimizi sonlandırmadan önce bir anı fotoğrafıyla kapatmak istiyoruz yüksek müsaadelerinizle. Ödül almaya hak kazanan tüm medya temsilcilerimizi, gazetecilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Buyurun efendim. Şöyle ortaya doğruya gelebilir misiniz rica etsem? Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Siz de şuradan şuraya doğru gelirseniz. Buyurun lütfen. Anadolu Medya Ödül Törenimiz bu güzel anı fotoğrafıyla sona ermiştir. Bir kez daha ödül almaya hak kazanan tüm medya temsilcilerimizi, gazetecilerimizi bir kez daha coşkuyla, alkışlarla tebrik ediyoruz. Ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran ve bu özel gecede yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zat-ı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ve tüm konuklarımıza da katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Nice ödül törenlerinde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.